Merhabalar, Alerjik Tarifler'in YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine harika bir tarifim var. Hem vegan yaşamayı tercih edenler hem de gıda alerjisi olanlar için çok rahatlıkla, pratik bir şekilde kullanabilecek çok lezzetli poğaça, pamuk poğaça tarifim. Şimdi malzemeleri şöyle bir saymak istiyorum. Yaklaşık 4 su bardağı kadar elenmiş unum var ama yani aldığı kadar unu kullanacağız. Hepsini kullanmayacağız. 1 tatlı kaşığı şeker, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 su bardağı su, 1 şişe oda sıcaklığına maden suyu, 1 paket ıslat maya ve yarım su bardağı sıvı yağımız var. Şimdi yapım aşamasına geçelim. Öncelikle malzemelerimizi ekliyoruz. Mayamızı ekliyoruz. 1 şişe maden suyumuzu ekliyoruz. Tuzumuzu ve şekerimizi ilave ediyoruz. Son olarak da sıvı yağımızı ekliyoruz ve biraz karıştırıyoruz. Mayanın içinde iyice erimesini sağlıyoruz. Bir aktif olsun. Eridiğinden emin olduktan sonra yavaş yavaş unumuzu ilave ediyoruz. Biraz sıvı bir hamur olacak. Ele yapışan sıvı bir hamur olacak. Bundan çok fazla un ilave etmeyeceğiz. Unu elenmiş olarak tercih ederseniz her zaman hamur işleriniz çok daha güzel bir şekilde kabaracaktır. Evet, hamurum işini yaptım. Şöyle görmenizi istiyorum kıvamını. Bu arada 4 su bardağı unu hepsini kabul etti. Hava sıcaklığı, ortamın nemi kabul etme durumunu değiştirir. Yani suyun unu kabul etme durumunu değiştirir. O nedenle hani bunu tam olarak hiçbirimiz bilemeyiz maalesef. Ama ortalama ben şu an tam olarak 4 su bardağı suyu, 4 su bardağı unu ilave ettim. Şimdi eve biraz çok hafif bir yağ alıp şöyle üzerini düzleştiriyorum. Siz de bunu yapabilirsiniz. Hamur elinize çok yapışıyorsa eğer. Daha sonra mayalanma için dinlendirmeye alacağız hamurumuzu yaklaşık 2 saat kadar. Ben şöyle kapak tercih ediyorum. Uygun olan tencere kapağını. Hem atık oluşturmamak için, dünyamızı korumak için hem de daha pratik oluyor. Şimdi 2 saat kadar onu dinlenmeye uykuya alıyoruz. Evet, şöyle göstermek istiyorum. Şimdi 2 saatin sonunda hamurumuz gayet güzel kabarmış durumda. Yaklaşık ağırlığının 3 katı hacmine ulaşmış. Şimdi ellerimizi yağlayıp güzel bir şekilde şekillendirme işlemini yapacağız. Elimizi iyice yağlıyoruz. Evet, şöyle güzel bir şekilde mayasını önce biraz alıyoruz. Şöyle güzel bir şekilde önce hamurumuzu, maya kokusunu alıyoruz. Daha sonra şekillendirip gayet güzel olmuş hamurumuz. Evet. Şöyle görmenizi istiyorum. Şimdi gayet güzel bir şekilde şöyle şekillendirip biraz da tepsi mayası yapacağız poğaçalarımıza. Şeklini zaten çok önem vermenize gerek yok. Tepsi de şekillenecek, tekrar kabaracak. O yüzden şöyle yuvarlak toplar halinde yapıp bırakmamız kâfi.
Çok özenmenize gerek yok bu anlamda. Büyüklüğünü arzu ettiğiniz oranda değiştirebilirsiniz. Şöyle ben yapıyorum ve tepsiye bırakıyorum. Şimdi hep birlikte diğer geri kalan işlemleri yapalım. Şimdi belirttiğim ölçülerle şöyle 1,5 tepsi pamuk poğaçamız hazır. Şimdi gördüğünüz gibi ilk yaptığım tepsi kabarmaya başladı bile. Şekillere çok önem vermenize gerek yok. Tam olarak size anlatmak istediğim buydu. Zaten tekrar kabarmaya başlıyor tepsi mayasında. Ve aslında verdiğiniz şekil çok da kalıcı olmuyor. Hani zaten cıvık bir hamur. Parçalar koparıp böyle tepsiye bırakmanız dahi yeterli olacaktır. Şimdi yaklaşık 1 saat kadar tepsi mayası yapılacak. Daha sonra üzerine süslemesi için tekrar buradayız. Evet, şimdi fırınımdan çıkardım. Tepsi mayasında gördüğünüz gibi küçücük hamurlar koymama rağmen tepsiyi tamamen kaplamış durumda ve çok güzel kabarmış durumda. Hava kabarcıklarını göstermek istiyorum size. Şimdi şöyle üzeri için bir sos hazırladım ben. Sosun içeriğinden bahsetmek istiyorum. Çok az zeytinyağı, 3-4 tatlı kaşığı kadar pekmez, 1 tatlı kaşığı kadar un ve 1-2 tatlı kaşığı kadar da su. Bunu şimdi yumurta yerine üzerine süreceğiz ve çok güzel bir şekilde kızarmasını sağlayacak. Nar gibi olacak. Hiç yumurtayı aratmayacak, emin olun. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim bu sosu. Şöyle üzerine yavaşça sürmeye çalışacağım şimdi. Çok da kabarmasını engellemeden. Üzerine de çörek otu yapacağız. Pamuk poğaçalarımız hazır olmuş olacak. Evet, şöyle gördüğünüz gibi hemen kabarması inebiliyor. Çok dikkatli ve yavaş yapmak lazım. Evet, şimdi sosumu hepsini güzel bir şekilde sürdüm. Şimdi çörek otlarını güzel bir serpiştiriyorum. Ve 200 derecede önceden ısıtılmış fırında üzerleri kızarıncaya kadar pişiriyoruz. Şimdi haydi fırına. Evet, şimdi gördüğünüz gibi üzerine yumurta sürülmüşçesine çok güzel bir şekilde kabarmış ve kızarmış durumda. Poğaçalarım tamamen vegan ve çok lezzetli olmakta. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Kanalımı ve tariflerimi faydalı buluyorsanız lütfen abone olmayı, yorum ve beğeni yapmayı unutmayın.